Merhaba. Bizim için ilk önemli olan şey rahat çalışma alanı. Evde bir sürü bulaşık var. Bunlardan kurtulmam lazım önce. Şimdi daha zor. Bir sürü yıkanmış bulaşık var. Her şeyden önce şunlardan kurtulsam iyi olur. Çünkü lavaboya kullanacağım ben. Sonra malzemeleri hazırlayalım, bir araya yerleştirelim. Nohutları haşlamaya bırakıyorum. Biraz sonra tekrar görüşeceğiz. Malzemeleri hazırlayacağım ben. Bugün iki yemek yapacağım için düdüklüyü iki defa kullanacağım ama benim yemek yapımındaki en önemli şey keskin bir bıçak. O yüzden buna zaman ayırıyorum. Bunlar humus yapımında kullanacağım limonlar. Fazla limon sıkabilirsin. Hiçbir zararı yok. Çünkü daha sonra nasıl olsa bir sürü şeye kullanıyoruz. Olmadı limonata yaparız, içeriz. Ben sarımsağı sevdiğim için 2, 4, 6, 8, 9, hadi olsun 10 tane, 10 diş Kastamonu, Taşköprü olduğu söylenen sarımsak kullanıyorum. Aynı zamanda şu aleti de çok başarılı buluyorum. Bu silikon boru gibi şey kullandıktan sonra sarımsaklar hemen soyuluyorlar. Elinle, tırnağınla çok rahat çıkartıp yapabiliyorsun. Humusun içine koyacağımız için ne kadar küçük olursa sarımsaklar bizim için o kadar faydalı. Sonuçta parçalanacaklar bunlardan. Sarımsağım, limon suyum, tahinim,
Markasının çok bir önemi yok. Genelde tatları zaten birebir tutuyor. Açıl susam açıl. Kaç defa karıştırsan sonuçta dibinde yağ ve şey sertleşiyor, birikiyor. Bu benim humusu yapacağım kap. Mümkün olduğu kadar derin ve yayvan olmasını istiyorum ki kenarda hiçbir şey kalmasın, hepsi aşağı gelsin. Kareli, kare ya da köşeli şeyler hiç işimize yaramaz. O yüzden mümkün olduğu kadar yuvarlak ve derin şeyler lazım. Şimdi bizim en vazgeçilmediğimiz bu alet. Çünkü şeyi, humusu, nohutu bununla parçalayacağız. Humus haline getireceğiz. Son olarak malzemelerimi kontrol ediyorum. Nohutum pişiyor. Tuzum, tahinim, limon suyum, sarımsağım. Bu kadar. Ama bunları karıştırmak ve kıvam tutturmak çok önemli. Tabi bir parça da su kullanacağız, onu unutmayalım. Nohutlar pişti, şimdi kontrol etme zamanı. Eğer tam oldularsa artık işleme başlayabiliriz. Kontrol etmenin en iyi yolu bence bir iki tanesini yemek ve pişip pişmediğine bakmak. Bence nohutlar tamam. İyi olanı ve genel olanı bunun kabuğunun şöyle çıkartılmasıdır. Kabuğunu ayırırsın ve nohutu böyle kullanırsın. Ama çok vaktin yoksa ve tek tek bunları böyle soyamayacaksan tavsiyem o zaman normal kabuğuyla yapmandır. Ama kabuğundaki şu kısım, yani gövdeyle birleşen kısım daha sert kalabilir. O yüzden iyice ezmek gerekir. Ben şimdi işlemime başlıyorum. Varsa birkaç tane buz atarsan iyi olur. Çok sıcak çünkü şu anda. Tabii hemen karıştırabilmek için su koyman lazım. Yoksa parçalayamazsın. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı. Kaldırıp indirip kaldırıp indirip yaparsan ve her taraftakileri yaparsan daha iyi olur. Çünkü başta parçalanmıyorlar. Arada makineyi dinlendirmek iyi olabilir. Tabii bir de sosyal mesajlar var. Dediğim gibi su lazım oluyor çünkü parçalandıkça kıvamı sert koyulaşıyor. Biraz daha yumuşatmak lazım yoksa makine parçalamıyor.
Artık bu aşamada sarımsaklarımı atabilirim. Onlar da parçalanacak çünkü. Şimdilik hani su yerine biraz daha limon su koy, biraz limon suyu koyuyorum. Gerekirse sonra devam edeceğim ama şimdi parçalanma aşamasına devam etmem lazım. Hala çok sert. Artık şeyde tahinini de koyabilirim. Biraz da o sonuçta yağ olacak ve yumuşatması olacak. Bu arada gördüğün gibi üstümde kirleniyor. Bunun da bir kararı yok. Ona tadına bakarak karar vereceğim. Hala parçalanmamış çok fazla ürün var içinde. Bayağı uzun bir karıştırma süreci var. Artık tada bakma zamanı geldiğine göre biraz normalde siz olmasanız bunu bununla değil de bir kaşıkla yaparım ama şimdi hala sıcak. Biraz tahine ihtiyacı var. Limon suyu az olmuş. Bakalım nasıl olacak. Ne kadar katı bir şey kalıp kalmadığına bakıyorum. Tat bak. Bakma vakti. Bence hala limon suyuna ve tahine ihtiyacı var. Ve sarımsak bu kadar şeye az geldi. 10 diş az geldi. Tadına baktığım kaşık. Biraz daha tuz atacağım ben buna. Bununla beraber iki tatlı kaşığı oldu. Sarımsak sarısını 14'e çıkardım. 15'e çıkardım. Hala parçalanmamış. Direkt nohutlar görünüyor. Bunlar hiç iyi değil. Bunların parçalanması lazım. Şimdi humusu daha küçük bir kaba alıp bir 10-15 dakika ya da 20 dakika dolapta dinlenmeye bırakacağım. Biraz soğuması lazım. Çok sıcak şu anda. Tadını bozabilir. İstiyorsan al. Etsime bak. Türk kahvesini de getirdi arkadaş. Ben bir parmağını çıkartamadı Arda bu. Dinlendirdim. Tamam bu artık. Bunu sadece servis etmek kaldı. Ha. Aynı zamanda Semiha için video hazırlıyorum. Semiha. Kim? Pınar'ın arkadaşı. Yani bu videoyu izleyecek kişi. Humus bitti. Artık sadece servis edilmesi kaldı. Servis edilmesini de yayvanı düz bir tabağa yaydıktan sonra iyice bir dağıtıyorsun. Domates, salatalık, turşusu olursa çok güzel olur. Tabağın üstüne kesip dağıtıyorsun, süslüyorsun. Üstüne kimyon döküyorsun. Parmağından şöyle yaparak döküyorsun belli yerlerine. Ve yemeğe hazır. Afiyet olsun.